Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde 7. ünitemiz olan Holidays ünitesini bitireceğiz. Öncelikle Joyful kitaplarınızı çıkarmanızı istiyorum. Joyful kitabımızdaki gördüğünüz kısa paragrafla ilgili soruları cevapladıktan sonra arkasından 2 tane testimiz var. Daha sonra hız kitabımızda 7. üniteyle ilgili testlerimizi de çözerek ünitemizi bitireceğiz. Hemen bu paragrafın çevirisini yaparak başlayalım. Ne diyor? Tina ailesiyle birlikte geçen sene ailesiyle birlikte 18 Temmuz'da tatil kampına gitti. They traveled by plane. Uçakla seyahat ettiler. At first, başta she was afraid of flying. İlk başta uçmaktan korkuyordu. Fakat gökyüzüne çıktığı zaman artık she was fine. Artık iyiydi. After they arrived. Vardıktan sonra they didn't want to stay in expensive hotel. Pahalı bir otelde. Gördüğünüz gibi bu bir olumsuz cümle. Past tense'de kurulmuş olumsuz bir cümle. Didn't görüyorum ve olumsuz cümlede fiilin birinci halini görüyorum. Pahalı bir otelde kalmak istemediler. Bu yüzden they stayed in a tent. Neydi? Stayed in a tent. Çadırda kalmak. On the beach and they really liked it. Gerçekten sevdiler. Bir çadırda kaldılar ve gerçekten sevdiler. Tina orada çok fazla eğlenceli aktivite yaptı. Birçok aktivite, eğlenceli aktivite yaptı. She tried sailing. Sailing neydi? Yelkenliyle açılmak ya da botla açılmak. And liked it very much. Ve çok sevdi. She built a sandcastle and she learned diving. Diving neydi? Scuba diving. Tüple dalış yapmak. Ve sandcastle neydi? Kumdan kale yapmak. Kumdan kale yaptı ve dalmayı öğrendi. She liked swimming most. En çok yüzmeyi sevdi. Harikaydı. The weather was very hot. Hava çok sıcaktı. Yağmurlu veya rüzgarlı değildi. On the last day of the holiday. Tatilin son gününde she played beach volleyball. Beach volleyball, plaj voleybolu. Tatilin son gününde plaj voleybolu oynadı. She felt sad when she went back home. Eve döndüğünde üzgün hissetti. The holiday was over. Ne zaman bitmiş tatil? The holiday was over. Tatil 23 Temmuz'da bitmiş ve harika bir tatildi diyor. Şimdi metinle ilgili sorularımızı cevaplayarak başlayalım. Where did she go for her holiday last year? Geçen yıl tatil için nereye gitti? She went to Italy. Gördüğünüz gibi bir soru cümlesi. Soru cümlesinde did'i görüyorum. Past tense'de ve fiilin birinci halini görüyorum. Fiilin ikinci halini olumlu cümlelerde görüyordum. Fiilin birinci halini de olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyorduk. How did they travel? Nasıl seyahat etmişler? They traveled by plane. Uçakla seyahat etmişler. Who was with her? Kim onunla birlikteydi? She was with her family. What was the weather like? Hava nasıldı? Hemen burada cevabımızı gördük. The weather was very hot. Hava çok sıcaktı. Did she have fun? Eğlendi mi? I think yes. Yes she did. Çünkü tatilin çok güzel olduğundan bahsediyor. How did she do on the last day? Son gün ne yapmıştı? On the last day she played beach volleyball. Plaj voleybolu oynamıştı. Did she try sailing? Yelkenliyle açılmayı denedi mi? Evet, bize bunun bilgisini de vermişti. She tried sailing. Dolayısıyla yes she did. Hemen true false'lara bakalım. She built a sandcastle. True or false? We can see the answer in this sentence. She built a sandcastle and she learned diving. It's true. She stayed in a hotel. True or false? I think it's false because they didn't want to stay in an expensive hotel. The answer is in this sentence. They stay in a tent. She was on holiday for 5 days. Okay. 18 Temmuz'da 23 Temmuz'a kadar tatildeydi. Dolayısıyla 5 gün. It's true. She felt happy when she returned home. It's false because she felt sad when she back home. Went back home. She enjoyed the holiday. Yes, it's true. Hemen testimize başlayalım. Yine past tense'in kullanıldığı geçmiş zamanla ilgili bir kart görüyoruz burada. Which sentence is false about Thomas? Hangi cümle yanlıştır bakalım. Bakalım birinci cümle. A şıkkına bakalım. He was on holiday in Turkey.
Tatilde Türkiye'de miydi? Bakalım. We were in Antalya in Turkey. It's true. He visited Aspendos Theater. Bakalım Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaret etmiş mi? Yesterday we visited Aspendos. Doğru. Yani C şıkkına bakalım. Antalya'da harika vakit geçirmiş. Bakalım doğru mu? We are having a wonderful time. Doğru. We went sightseeing by bus. Sightseeing neydi bu arada? Şehrin gezilip görme yerlerini görmek. Otobüsle gitmişler. Bakalım. We also went sightseeing in the city. Evet gitti. Bu tura katıldıklarını biliyoruz ama neyle gittiğini, otobüsle gittiğini, otobüsle gittiği bilgisi bize verilmemiş. Dolayısıyla cevap D şıkkı. İkinci soruya bakalım. Yanlış eşleştirmeyi bulalım. Find the wrong match. Stay in a hotel. Yes, we can see a hotel in the picture. And go camping. Yes, we can see a tent. And go on a picnic. It's true. Go sailing. No, maybe it can be sunbath. Güneşlenmek olabilir. Veya ne olabilir? Belki de deniz kıyısına yürümek olabilir. Walk in the seaside diyebiliriz ama daha çok güneşlenmek gibi görünüyor. Dolayısıyla sailing yelkenliyle açılmaktı değil. Find the correct option to complete dialog. Doğru seçenekle diyaloğu tamamlayalım. Cevaba bakıyoruz önce. In July yani Temmuz'da. Cevabımız Temmuz'da. Peki biz ne sorarsak bize Temmuz'da diye bir cevap verir. Bakalım. Nasıl? How did you travel? Nasıl seyahat ettin? Temmuz'da. Hayır. When did you go on holiday? Ne zaman tatile gittin? Temmuz'da. Doğru mu? Who were with you? You with. Kim seninle birlikteydi? Temmuz'da. Did you like your holiday? Tatilini sevdin mi? Yes, I did. No, I didn't şeklinde buna cevap verir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Bir bölümde last week yani geçen hafta. Bir bölümde de now yani şimdi var. Dolayısıyla geçen hafta ile ilgili olanlar past tense'de kurulacak. Şimdi ile ilgili olanlar da geniş zamanla veya şimdiki zamanla kurabiliriz bu cümleyi. Bakalım A şıkkına. Tim was on holiday last week. Geçen hafta Tim tatildeydi. But he is at work now. Ama şu an işte. Doğru mu? Tim was diyoruz. Buradaki cümlemiz geçmiş zaman. Buradaki ise geniş zaman. What does Janet like doing on holiday? Tatilde ne yapmayı sevmiş Janet? Bakalım. My family and I always go to seaside in summer. Ben ve ailem her zaman yazın deniz kıyısına gideriz. We usually spend our time on the beach. Genelde sahilde geçiririz vaktimizi. I am not a good swimmer. İyi bir yüzücü değilim. I like sunbathing more than swimming. Güneşlenmeyi yüzmekten daha çok severim. I like making sandcastles or sunbathing. Neydi? Güneşlenmek, kumdan kale yapmayı severim veya güneşlenmeyi. I also like collecting seashells. Seashells neydi? Deniz kabukları. Biriktirmeyi severim aynı zamanda. My dad usually sails on a boat and my mom like cycling. Babam daha çok genellikle tekneyle yani botla açılmayı sever. Annem ise yani babam tekneyle açılır. Annem ise bisiklete binmeyi sever. Cycling bisiklete binmek. Bakalım Janet ne yapmayı seviyormuş o zaman? Güneşlenmeyi veya yüzmeyi seviyor. Çok iyi bir yüzücü olmadığı için güneşlenmeyi tercih ediyor. She likes swimming a lot. Çok seviyor yüzmeyi. Hayır. She usually goes sailing on a boat. Hayır. His father do that. Her father do that. She likes playing with sand. She likes playing with sand. Kumla oynamayı seviyor. She loves riding a bike. Bisiklete binmeyi de seviyor demiş. Hayır. Cevabımız C şıkkı. Bakalım. Bir diyalog var yine. Önce cevabımıza bakalım ve sorusunu bulalım. I was in Antalya. We had a wonderful time there. Antalya'daydım. Harika vakit geçirdik. Sorumuz ne olabilir burada? Neden Antalya'daydın? Why were you in Antalya? Değil. What did you do in Antalya? Antalya'da ne yaptın? Where were you on holiday? How was your vacation? Nasıldı tatilin? Tatilde neredeydin?
Where were you on holiday? Tatil neredeydin? Tatilde. Yani I was in Antalya. Antalya'daydım. Harika vakit geçirdik. Cevabımız C. pictures about text? Hangi fotoğraf metinle alakalı değildir? Bakalım. Burada ne görüyoruz? Burada önce okuyalım. We went on a holiday 2 weeks ago. 2 hafta önce tatildeydik. Tatile gittik. Everything was fabulous. Harikaydı her şey. We did many things. Birçok şey yaptık. We walked around the city and took lots of photos. Şehrin etrafında dolaştık ve bir sürü fotoğraf çektik. I enjoyed sailing a lot. Yani yelkenliyle açılmayı çok zevk aldım. Çok eğlendim. I didn't climb mountains. Dağ tırmanışı yapmadım. But hike in the nature. Ama doğada yürüyüş yaptım. Yürüdüm. I hope I can visit this place again. Umarım bu yerleri tekrar ziyaret edebilirim. O zaman birinci A şıkkı. Evet. Fotoğraf çektiğini görüyoruz. Bu var. İkinci fotoğrafta neydi? Dalış yapmak. Scuba diving or diving, ikisinden biri olabilir. Hiking, dağ yürüyüşü yapmak, yürüyüş yapmak doğada. And sailing. Hepsini görüyoruz. Sadece B şıkkını görmüyoruz. What cannot we do on a winter holiday? Hangisini kış tatilinde yapamayız? Bakalım. Make a sand castle on the beach. Sand castle neydi? Kumdan kale yapmak. Yapabilir miyiz bunu kışın? Hayır. Make a fire on the camp. Kampta ateş yapmak. Bir dağdan aşağıya dağda kayak yapmak. Pick fruits or vegetables. Meyve veya sebze toplamak. Evet, hepsini kışın yapabiliriz. Fakat kumdan kale yapamayız sahilde kışın. Bakalım buradaki metnimize. Where did the family spend their holiday? Aile tatilini nerede geçirmiş bakalım. My family and I spent our summer holiday on my grandmother's farm. Nerede geçirmişler? Hemen ilk cümlede cevabımız çıktı. On the farm. Which sentence is false about the text? Bakalım hangisi yanlıştı? They went to the beach in the mornings. Bakalım sabahları sahile gidiyorlar mı? We walk on the beach and swam. Evet. A şıkkına bakalım hemen. They went to the beach in the morning. Sabahları sahile mi gidiyorlar? Bakalım. We got up early every morning. Her sabah erkenden kalktık. And ate a delicious breakfast. Ve çok lezzetli bir kahvaltı yaptık. Daha sonra my dad took us to the sea after breakfast. Babam daha sonra kahvaltıdan sonra bizi denize götürdü. We walked along the beach and swam. Sahilde yürüdük ve yüzdük. Dolayısıyla A şıkkı doğru. They liked the holiday very much. Çok sevmişler tatillerini. Bakalım ne diyor devamında. I had lots of fun on my holiday. Tatilimde çok eğlendim. Doğru mu? Evet. En şuradaki bir cümlede yine görebiliriz. She was happy on the farm with animals and the fruit trees. Yani meyve ağaçlarıyla ve hayvanlarla birlikte orada çok mutlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da sevdiklerini söyleyebiliriz. They had dinner in the city. Akşam yemeğini şehirde mi yemişler? Bakalım. Bakalım. We had our lunch in the city but went back to the farm for dinner. Öğle yemeğini şehirde yedik fakat akşam yemeği için for dinner we went back to the farm. Akşam yemeği için çiftliğe döndük. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Evet, ikinci testimize devam edelim. Which question does not have an answer in the text? Yukarıdaki tekstle ilgili, yukarıdaki metinle ilgili hangi cevabı bulamayız? What does she like doing on holiday? Tatilde ne yapmayı seviyor? Bakalım. I have my summer holidays with my friends in different cities. Farklı şehirlerde arkadaşlarımla birlikte yaz tatilimi geçiririm. We like taking sightseeing tours and meeting new people. Yeni insanlarla tanışmayı ve şehir turuna katılmayı seviyoruz. We always travel by plane because it's so fun. Her zaman uçakla seyahat ederiz ve çünkü çok eğlenceli. We spend the nights at comfortable hotels. Akşamları da rahat otellerde geçiririz. Bakalım o zaman tatilde ne yapmayı sevdiğiyle ilgili
Fikrimiz var mı? Cevabı bulduk mu? Evet. Tura katılmayı ve şehir turuna katılmayı ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorlarmış. What does she hate about a holiday? Tatilde ne yapmaktan nefret eder? Bununla ilgili bir cevabımız var mı? Yok. Cevap B şıkkı. Which option is true? Aşağıdaki diyaloğa göre hangisi doğrudur? Bakalım. When did you come back from holiday? Ne zaman tatilden döndün? Dün akşam. Yesterday evening. How was your holiday? Tatilin nasıldı? It was not good. İyi değildi. Why do you think so? Neden bu şekilde düşünüyorsun? Because you weren't with me. Çünkü sen benimle birlikte değildin. Aa tatlım. I hope we can go together next time. Because you weren't with me. Çünkü sen benimle birlikte değildin. I hope we can go together next time. Umarım bir sonraki sefer birlikte gidebiliriz. Bakalım. The weather was hot on holiday. Tatilde hava sıcaktı. Böyle bir bilgimiz var mı? Hayır. Aysu went on holiday with Betty. Aysu Betty ile birlikte mi tatile gitmiş? Hayır. Because ne diyor? You weren't with me. Çünkü sen benimle birlikte değildin diyor. Betty is on holiday now. Betty şu an tatilde mi? Hayır. Çünkü dün akşam döndüğünü biliyoruz. Yesterday evening. Aysu didn't like her holiday. Aysu tatilini sevmemiş. Doğru mu? Evet. D şıkkı. Doğru. Which option is the best to travel in a fast way? En hızlı şekilde, hızlı bir şekilde yolculuk yapmak için en iyi yol hangisi? Tabii ki by plane. Dördüncü sorumuza bakalım. Hi, I'm Nehir. What did Nehir do last weekend? Nehir geçen hafta sonu ne yapmış bakalım. I was very happy last weekend. Geçen hafta çok hafta sonu çok mutluydu. In fact, aslında I didn't do anything fun. Like riding a horse, cycling or sailing. Ne diyor? Diyor ki aslında bisiklete ata binmek, bisiklet sürmek veya yelken ile açılmak gibi eğlenceli bir şey yapmadım. But ama it was wonderful to pick fruit. Ama meyve toplamak harikaydı. Ne yapmış peki? Fotoğraflarla baktığımız zaman cevabımız C şıkkı. Which sentence is true? Aşağıdaki tabloya göre hangisi doğrudur? Bakalım. D şıkkından başlayalım. Everybody liked staying in the forest but not Eden. Eden'dan başka herkes, diğer geri kalanlar ormanda olmayı seviyormuş. Bakalım. Ormanda kalmak. Hepsinde olumlu işaret var gördüğümüz gibi. Dolayısıyla da D şıkkı yanlış. Eden and Canan spent their time in the seaside. Eden ve Canan zamanlarını deniz kıyısında mı geçiriyorlarmış? Bakalım. Eden için olumsuz işaret. Canan için de olumsuz işaret. Dolayısıyla da bu da yanlış. Dilek went to the museum but Canan didn't. Dilek müzeye gitmiş fakat Canan gitmemiş diyor. Bakalım müzeye gitmek Dilek için olumsuz, Canan için de olumsuz. Dolayısıyla da C şıkkı, B şıkkı da yanlış. Dilek and Canan like climbing a mountain. Dilek ve Canan dağ tırmanışını seviyor. Bakalım dağ tırmanmak Dilek için olumlu, Canan için de olumlu. But Cengiz and Eden didn't like it. Ama Cengiz ve Eden bunu sevmediler. Bakalım. Evet olumsuz ve ikisinde de olumsuz işaret. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Hemen fotoğrafa bakalım. Which sentence show the pictures of? Yukarıdaki fotoğrafı tanımlayan şey nedir? Gördüğünüz gibi fotoğrafta bir rehber var. Bir tur otobüsü diyebiliriz. Dolayısıyla D şıkkımız en doğru cevap. They took a sightseeing tour. B şıkkına bakalım örneğin. They went camping. Kampa gidiyorlar. Gitmişler. Hayır. They tried paragliding with their teacher. Öğretmenle birlikte yamaç paraşütü yapmışlar. Hayır. Veya okul otobüsündeler mi? Hayır. Cevap D. What did Eda do on her holiday? Eda tatilde ne yapmış bakalım. I was on vacation in Ayvalık last summer. Geçen yaz Ayvalık'taydım. I went there with my family. Ailemle birlikte gittim. Orada harika vakit geçirdik. Denizde yüzdüm. Annem güneşlendi. Babam yelkenle açıldı. Bir otelde kaldık. Deniz kıyısındaki bir otelde kaldık. There was a big forest. Büyük bir orman vardı. Bisiklete binmeye gittik. Gerçekten harikaydı, güzeldi.
Ne yapmış o zaman burada? Denizde yüzmüş ve bisiklete binmiş. Hangisinde var bakalım? Yüzmek ve bisiklete binmek B şıkkında var. Cevap B şıkkı. Hangi eşleştirme yanlıştır bakalım? We went to the beach last month. Geçen ay sahile gittik. Güneşli bir havada uygun mu? Doğrudur. My dad went sailing last weekend. Geçen hafta yelkenliğine açıldı. Doğru mu? Evet. I can make a snowman today. Bugün bir kadın adam yapabilirim. Çünkü hava karlı. Fakat A şıkkında yağmurlu bir havada neydi? Flew our kids. Uçurtma uçurmak. Uçurtma uçurduk. Dün uçurtma uçurduk. Yağmurlu bir havada mümkün mü? Değil. Yanlış bir eşleştirme. Evet, bakalım. Which sentence türü hangisi metne göre doğrudur bakalım. Emily went on camping with her parents. Ailesiyle birlikte mi gitmiş kampa bakalım. I went to a summer camp with the teachers and the students from school last year. Geçen sene okuldan arkadaşlar ve okuldan öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte kampa gittik. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. The weather was cloudy. Bakalım hava nasıldı? Hava ile ilgili bilgiyi bize nerede veriyor? The weather was fantastic. Hava harikaydı. It wasn't cloudy or rainy. Bulutlu veya yağmurlu değildi. O zaman B şıkkı da yanlış. Emily stayed in a tent. Emily bir çadırda mı kalmış? Bakalım. Nerede? We all stayed in tents. Evet, hepimiz çadırlarda kaldık. I slept in a tent together with Sue and Sally. Onlarla birlikte, arkadaşlarla birlikte bir çadırda uyuduğunu söylüyor. Cevap C. Which activities did not Emily do on the camp. Emily kampta hangi aktiviteyi yapmamış? Bakalım şimdi. Kızlar the girls played volleyball and the boys played basketball. Erkekler basketbol oynamış, kızlar voleybol oynamış. We also went fishing. Aynı zamanda balığa gittik. Bir sürü fotoğraf çektik. Gölün orada bir sürü fotoğraf çektik. Müzik dinledik, dans ettik demiş. Bakalım hangisini yapmamış? Fotoğraf çekmiş, evet. Basketbol oynamış. No, it was because the girls played volleyball. Çünkü kızlar voleybol oynamıştı. Erkekler basketbol oynamıştı. Dans ettik ve müzik dinledik. Doğru. Balığa gittik. Doğru. B şıkkı. Yanlış. Evet, hemen hız kitabımızı açalım şimdi. Hız kitabımızı açıp 7. ünitemiz olan Holidays ile ilgili sorularımıza hızlı bir şekilde bakalım. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. What did you do on holiday? Tatilde ne yaptın? We walk in the... Fotoğrafta ne görüyoruz zaten? Gördüğümüz bir orman. River, nehirdi. Lake, göl. Seaside, deniz kıyısı. Forest'ta bir orman. Fotoğrafta da biz bir orman görüyoruz. İkinci soruya bakalım. Where did you stay on holiday? Tatilde nerede kaldın? Gördüğümüz resimde bir çadır var. Village, köydü. Otel zaten. House, bir ev ve tent, bir çadır. Where did she stay last night? Geçen gece nerede kalmış bakalım. She stayed at a... It was a comfortable place and she liked it very much. Çok rahattı ve gerçekten çok sevdi. Bakalım. Fishing, balık tutmak, skiing, kayak yapmak, deniz ve otel. En uygun seçenek zaten gördüğümüz gibi C şıkkı, otel. Dördüncü soruya bakalım. I enjoyed a lot last winter. Geçen kış çok eğlendim. Fotoğrafta ne görüyoruz bir? Yelkenliyle açılmak değil, meyve toplamak değil, dalış yapmak değil. O zaman A şıkkı, kayak yapmak. Kaymak, buz pateni, aslında ice skating diyebiliriz. Görsele uygun olan seçeneği işaretleyelim. Evet, görselde ne yaptığını görüyoruz. Balık tuttuğunu yakalıyoruz. Plaj voleybol oynamak. B şıkkında seashells ya da shells deniz kabuğuydu. Deniz kabuğu biriktirmek. Relatif neydi? Akrabalar. Akrabaları ziyaret etmek veya he went fishing. Doğru cevap. Where did you go last weekend? Geçen hafta sonu nereye gittin? I visited the museum. Müzeyi ziyaret ettim. Fotoğrafta uygun olan zaten B şıkkı, müzeyi işaret ediyor. Yedinci soruya bakalım. Hangisi eşleşmiyor? Papyrus, meyve toplamak doğru. Take a photo, fotoğraf çekmek doğru. Go camping, sanmıyorum. Learn skiing, kayak yapmayı öğrenmek. Evet, C şıkkı. Zaten kamp yapmak olmadığı açık. 8. soruya bakalım. Önlerinde bir kitap var ve
İngilizce meyve isimleri yazıyor. Meyve veya başka kelimeler. Apple, banana, cat and dog. Bakalım. They went cycling. Bisiklet mi sürmüşler? They learned diving. Dalmayı mı öğrenmişler? Climb a tree. Ağaca mı tırmanmışlar yoksa İngilizce mi çalışmışlar? Tabii ki B şıkkı. Did you play snowball yesterday? Dün kar topu oynadınız mı? Yes, we did. Snowball kar topuydu. En uygun ifade hangisi? Ha, en uygun görsel C şıkkı. 10. soruya bakalım. Jason ve cümleyi tamamlıyoruz. Went seaside in 2014. 2014'te Jason deniz kıyısına mı gitmiş? Bakalım. Go seaside ve Jason'a bakıyoruz. Last summer. A şıkkı zaten yanlış. C şıkkına bakalım. Went diving last summer. Diving last summer. Doğru. C şıkkı doğru. Never went seaside. Diğer iki seçeneğe de bakalım. Never went seaside. Hiç deniz kıyısına gitmemiş mi? Bakalım Jason için. Hayır. Geçen yaz gitmiş. D şıkkı yanlış. A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. Went camping with Kevin in 2014. 2014'te Kevin'la birlikte kampa mı gitmiş? Bakalım. Camping and Jason never görüyoruz. Yani hiç gitmemiş. Dolayısıyla da B şıkkı da yanlış. Who did not go camping? Kim kampa gitmemiş? Camping'e bakıyoruz ve 3 kişinin de uygun olanlara bakıyoruz. Jason'ın cevap olduğunu gördük. Şimdi Sema ile ilgili bir şey soruyor sonraki soruda. Sema goes to seaside every month. Her ay deniz kıyısına mı gidiyormuş? Bakalım Sema. Hayır, sadece 2017'de gitmiş. B şıkkına bakalım. Goes camping every month. Her ay kampa mı gidiyor? Bakalım Sema. Her ay kampa mı gidiyor? Hayır, 2014'te gitmiş. C şıkkına bakalım. Went diving last spring. Geçen baharda mı? Geçen ilkbaharda mı gitmiş dalmaya? Hiç gitmemiş. Dolayısıyla bu yanlış. Went to the seaside in 2017. 2017'de de deniz kıyısına gitmiş. Doğru. Devam edelim. Uygun gelen ifadeyi işaretliyoruz. Where were you on your last holiday? En son tatilinde neredeydin? I was at somewhere. What did you do? Ne yaptın orada? I collect shells and made sandcastle. Deniz kabuğu topladım ve kumdan kale yaptım. Nerede olabilir o zaman? Bir gölde mi? Bir nehirde mi? Bir ormanda mı? Bunu yapacağı yer bir deniz kıyısıdır. Cevap A şıkkı. What did you do last weekend? Geçen hafta sonu ne yaptın? I walk in the blah blah and fruit. Ne olabilir burada? Meyve topladım ve ormanda yürüdüm. Cevap A şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. The weather blah blah nice. So we on picnic yesterday. Yesterday dediği için bu geçmiş zamanla ilgili bir cümle olacak. Ne diyebiliriz o zaman? Pikniğe gitmişler. O zaman hava güzeldi diyebiliriz. The weather was nice. So we went on a picnic yesterday. Yani go fiilinin ikinci hali olan went kullanıyoruz. Cevap C şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. What did she do on her last holiday? En son tatilinde ne yapmış? She, her relatives on her last holiday. Neydi relatives? Akrabalar. Tırmanmak, B şıkkında öğrenmek, D şıkkında toplamak, A şıkkında olduğu gibi ziyaret etmek. Doğru cevap. Beşinci soruya bakalım. I joined a tour in Roma. Bir Roma'da bir tura katılmış. Ne olabilir? A şıkkı, sightseeing tour. Altıncı soruya bakalım. It was boring because I stayed at home. Sıkıcıydı çünkü evde kaldım. Ne sormuş olabilirim ben o zaman ona? C şıkkına bakalım. How was your holiday? Tatilin nasıldı? Sıkıcıydı çünkü evde kaldım. Yedinci soruya bakalım. He didn't want to leave there. Oradan çıkmak istemedi. Bakalım ne olabilir o zaman? He had a great time in Ankara. Ankara'da harika vakit geçirdi. Bu yüzden oradan çıkmak istemedi. Anlam bütünlüğü sağlanıyor. B şıkkına bakalım. He didn't like there. Orayı sevmedi. Oradan çıkmak istemedi. Olmuyor. It was frightening to be on a roller coaster. Hızlı trende
Olmak korkutucuydu onun için. Tabii ki bununla alakası yok. It was not enjoyable holiday for him. Eğlenceli bir tatil değildi onun için. En uygun cevap A şıkkı. It was sunny yesterday. Bu cümleye uygun ifade A şıkkı gördüğümüz gibi. Hangisi getirilemez tabloya demiş. Gidilecek yerler ve yapılacak aktiviteler. Bir ormana gittiğiniz zaman doğa yürüyüşü, yani yürüyüş yapabilirsiniz, doğa yürüyüşü. Bir göle gittiğiniz zaman, nehire gittiğiniz zaman yelkenliği de veya bir botla açılabilirsiniz. A şıkkına bakalım. Deniz kıyısına gittiğiniz zaman plaj voleybolu oynayabilirsiniz. Denize gittiğiniz zaman balık tutabilirsiniz. Bir kasabaya gittiğinizde orada bir tırmanış yapabilirsiniz. Swimming and diving, yani yüzmek ve dalış yapmak. Her ikisi de bir aktivite olduğu için bir yer belirtmemiş bunda. O yüzden cevap C. Hangisi görselle eşleşmiyor? Camping eşleşiyor. Fishing eşleşiyor. Walking in the forest eşleşiyor. But sightseeing, no, maybe it's watching film. Hangisi görselle eşleşmiyor? Yine bakalım. Kayak yapmak, balık tutmak, plaj voleybol oynamak, make a sand castle neydi? Kumdan kale yapmak, ama burada bir visit museum, yani müze ziyareti görüyoruz. Burada ne yapıyor? Meyve topluyor. Neydi meyve toplamak? She climbed the tree and picked some fruits. Yani ağaca tırmanmış ve meyve toplamış. Evet, ilk bölümümüzü bitirdik. İkinci bölümdeki sorularla bir sonraki testimize devam edelim. Evet, past tense olduğu için zaten cümlelerimizi past tense'de kuruyoruz. Fotoğrafta fotoğraf çeken, bir görselde fotoğraf çeken bir adam görüyoruz. Dolayısıyla the man, gardening neydi? Bahçe işleriyle uğraşmak veya ekip biçme yapmak. Make a sand castle in summer, yazın kumdan kale yapmak. Went on a picnic, pikniğe gitmek. Hayır, fotoğraf çekmiş. Görsele bakıyoruz. Last summer, geçen yaz ne yapmışlar? Bir havuzdalar mıydı? Bir çadırda mı kalmışlar? Tırmanmayı mı öğrenmişler, yoksa yelkenli ve bir botla açılmışlar mı? Cevap C şıkkı. The children, what are they doing? Ata mı biniyorlar? Kar topu mu oynuyorlar? Kampa mı gitmişler, yoksa bir çadırda mı kalmışlar? Cevap B şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Dağ tırmanışı görüyoruz fotoğrafta. Veya evet. He went hiking neydi? Dağ yürüyüşü yapmak veya doğa yürüyüşü yapmak. He cycled neydi? Bisiklete binmek. Went to the fair, fun fair'den gelir aklınıza. He climbed the mountain. Dağa tırmanıyor. Doğru. Where did you stay in Fethiye? Fethiye'de ne yapmışlar? Nerede kalmış? Soruya bakıyoruz. Nerede kaldın Fethiye'de? Nerede kalmışlar? At a five star, yani 5 yıldızlı bir ne olur? Bir otel, yani C şıkkı. Anlamlı bir cümle olacak şekilde bunları sıralayalım. Aslı read last night and little prince. Aslı read little prince last night. Yani read fiili ikinci halinde yazılışında bir değişiklik olmadığı halde okunuşu değişiyordu. Read red olarak okunuyordu. Dolayısıyla da cevap D şıkkı. Yedinci soruya bakalım. We went camping and stayed in a tent last summer. Kampa gittik ve bir çadırda kaldık. Hangi görsel en uygun? Tabii ki C şıkkı. It's a fantastic tour. We enjoy it. Şimdi ikinci cümleye bakalım burada. İkinci cümlede fiilin biz birinci halini görüyoruz. Fiil, past tense'de fiilin birinci halini ya soru cümlesinde görüyorduk ya da olumsuz cümlede görüyorduk. Soru cümlesi olmadığı için bu bir olumsuz cümle. Dolayısıyla A ve B şıkkı gitti. We didn't enjoy it. C ve D şıkkına bakıyoruz. We didn't enjoy it. Birincisine bakalım. Birinci cümle. It a fantastic tour. Harika bir tur. O zaman olumsuz bir cümle söylemişler. Harika bir tur değildi. O zaman it peki wasn't mı? Zaten D şıkkında olumluymuş. Weren't veya wasn't ikisinden birini seçecek olsaydık I, he, she, it de was kullanıyorduk. Dolayısıyla da wasn't olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. Bir alışveriş merkezinde görüyoruz herkesi. Bir orman değil, bir otel değil veya bir dağ yürüyüşüne gitmek değil. I was at the shopping center. En uygun cümle görsel için. Where did he stay then? Nerede kalmış? Bakalım.
We stayed in a tent der. Orada bir otel, bir çadırda kaldığını söylemiş A şıkkı. Which one is true? Bakalım. He didn't like his holiday. Bakalım. I enjoyed a lot. Çok eğlendim diye bir cümle söylemiş. Dolayısıyla da sevdiğini söyleyebiliriz. Öğledeniz sea was not clear. Bakalım temiz değil miydi? It was so clean demiş. Çok da oldukça da temizmiş. They enjoyed a lot last summer. Çok eğlenmişler. Doğru. He didn't go to Ölüdeniz with his friend. Ölüdeniz'e gitmemiş. Hayır. He went to the Fethiye with his friends. Cevap C şıkkı. Scuba diving. Bakalım dalış yapmak neymiş? Nasılmış metne göre? We learned scuba diving. It was a good experience for us. First I was frightening and then I enjoyed a lot. İlk başta korkutucuydu fakat sonra eğlenmiş. Sonra çok eğlenceli bir hal gelmiş. Bakalım. B şıkında was frightening at the beginning. Başlangıçta korku vericiymiş. Daha sonra ama iyi olduğunu söylüyor. A şıkkına bakalım. Was not a good experience for them. Onlar için güzel bir, iyi bir deneyim değildi diyor. Halbuki burada it was a good experience demiş. Evet, birinci sorumuza bakalım. It was her dog. Onun köpeğiydi. But she lose it. Köpek onundu fakat kaybetti demiş birinci seçenekte. Ama lose fiilinin birinci hali, biz past tense yaptığımız için ikinci halini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkı değil. C şıkkına bakalım. It is her dog. Bu onun köpeği. But she find it. Bu onun köpeği ama o buldu. Yine de birinci hali ve zaten geniş zamanda kurmuş bir cümle. C şıkkı da olmuyor. D şıkkında it was her dog. Onun köpeğiydi. But she find it. Yine geçmiş zaman olduğu için fiilin ikinci halini kullanması gerekirdi. Onun köpeğiydi ama buldu. Onun köpeğiydi ama kaybetti. B şıkkında görüyoruz. İkinci soruya bakalım. What did your brother do yesterday? He was at the seaside. He is cooking. He is walking in the forest. Şimdi B ve C şıkkında, burada D şıkkı çıkmamış. B ve C şıkkında şimdiki zamana, yani continuous tense'de kurulmuş ki cümle olduğu için zaten cevabımız olamaz. What did your brother do? Kardeşin dün ne yaptı? Sorusuna cevabımız dün şunu yaptı, bunu yaptı. He slept early. He watched a film. He walked in the forest gibi başka bir cevap verebiliriz. Veya where was your brother yesterday? Dün neredeydi diye sorabiliriz. Öyle sorduğum zaman da he was at the seaside doğru cevabımız olur. Ya soruyu değiştirip cevabımızı A yapacağız ya da D şıkkına bir geçmiş zamanda kurulmuş bir cümle eklersek cevabımız D şıkkı olur burada. Yes she did. Cevabımız yes she did. Peki biz hangi sorulara nasıl yes she did, no she didn't şeklinde yes'in no'lu cevapları hangi tür sorulara veriyorduk? Did'le başlayan sorulara. Did she go to school yesterday? Dün okula gitti mi? Evet, gitti. Dördüncü soruya bakalım. Cevabımız meyve ve çiçek. Ne sormuş olabilirim ben o zaman ona? What did you pick yesterday? Dün ne topladın? Meyve ve çiçek topladım. Beşinci soruya bakalım. My cousin's last Sunday. Kuzenlerim ve geçen pazar. Şimdi geçen pazar olduğu için zaten cümlede bu bir past tense'de bir cümle. C şıkkını bu yüzden eliyoruz. Çünkü şimdiki zamanla kurulmuş bir cümle. D şıkkını eliyoruz. Çünkü fiilin ikinci hali yok. B şıkkını eliyoruz. Çünkü my cousins, yani çoğul kullanmış. Dolayısıyla da was kullanamam. Was'ı ne zaman kullanıyordum? I, he, she, it'te kullanıyordum. O yüzden A şıkkımız doğru cevap. Where was Jerry yesterday? Jerry dün neredeydi? He went fishing. He is at home. He is upset. He can come to fun fair today. Doğru cevap B şıkkı. Dün neredeydi? Balık tutmaya gitti. Yedinci soruya bakalım. Why did you go to Kapadokya? Kapadokya'ya neden gittin? Resimde balonları görüyoruz. Cevap A şıkkı. Take a balloon tour. Sekizinci soruya bakalım. Görselde biz ne görüyoruz? Bir nehir görüyoruz. Bir kardan adam değil, deniz kıyısı değil, bir orman değil, bir nehir görüyoruz. Hangisi görsellerle eşleşmiyor bakalım? Çiçek toplamak, kamp yapmak, balığa gitmek, kayak yapmak.
olması gereken, yani skiing olması gerekirken sailing yanlış birleştirme. 10. soruya bakalım. Snowball, snowman yani kar topu, kardan adam. Dolayısıyla da buraya yani snowy weather activities demiş. Karlı havalarda yapılacak aktivitelerden yelkenli açılmak, rafting veya kamp yapmak yok. O yüzden A şıkkı doğru cevap. Gizem Boğaz on her holiday last year. Geçen yıl tatilde neredeymiş bakalım. I am from Trabzon. I am in Denizli now. Trabzonluyum. Şu anda Denizli'deyim. I visit my friend Furkan in Bursa. Last year on my holiday. Geçen yıl tatilimde arkadaşım Furkan'ı Bursa'da ziyaret ettim. Was neredeymiş? Geçen sene tatilinde Bursa'daymış. Gizem went Uludağ to. Gizem Uludağ'a neden gitmiş? Bakalım. The next day I want to learn skiing and climb mountain Uludağ. Yani Uludağ'a tırmanmak ve kayak yapmayı öğrenmek için gitmek istemiş. Dolayısıyla da dağ yürüyüşü yapmak değil, arkadaşını ziyaret etmek değil, kar topu oynamak değil, kayak yapmayı öğrenmek veya denemek için çıkmış Uludağ'a. Sonraki testimize bakalım. 1 ve 2. soruyu buna göre cevaplandıracağız. Uygun cevabı bulacağız. I a lot in my holiday last summer. Geçen yaz tatilimde it was so. Bakalım. I don't like. Bir kere bu geniş zamanda kurulmuş bir cümle. Yani don't like, doesn't like gibi. A şıkkını eliyorum. D şıkkını da bu yüzden eliyorum. B veya C şıkkı. Bakalım. It was so. Hemen 2 B ve C şıkkını seçenekleri yerleştirerek deneyelim. I enjoyed a lot in my holiday last summer. Geçen yaz tatilimde çok eğlendim. It was so enjoyable. Çok eğlenceliydi. I didn't enjoy. It was so fun. Çok yani geçen yaz tatilimde hiç eğlenmedim. Çok eğlenceliydi. Tabii ki anlam bütünlüğü sağlamadığı için cevap B şıkkı. We were in London. Ne demiş cevapta? Londra'daydık. Ben ne sorarsam o zaman bana Londra'daydık diye cevap verir. C şıkkına bakalım. Where were you last month? Geçen ay neredeydin? Londra'daydın. Diğer seçeneklere bakalım. When did you go to London? Ne zaman gittin? How? Nasıl gittin? Did you visit müze ziyaret ettin mi? Zaten dedikleri soruları yes veya no şeklinde cevap veriyoruz. O yüzden C şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Didn't go camping but she last year. Kim gitmemiş? Geçen sene kampa kim gitmemiş? Bakalım. Go camping. Last camping never in 2016. Last week. Kim gitmemiş kampa? Çünkü didn't go camping demiş. Kampa gitmeyen kim var? Onur. Onur didn't go camping but he last year. Last year geçen yıl da yapmış. Learn skiing. He learned. Geçen yıldan bahsettiğimiz için fiilin ikinci halini kullandık. Learn skiing. Hangisi yanlıştır bakalım. Alex didn't like İstanbul. Sevmemiş mi İstanbul'u bakalım. I am from England. Last week I was in Istanbul. I like that city a lot. Bu şehri çok sevdim demiş zaten. Dolayısıyla da A şıkkı yanlış cevap. Hangisi doğrudur bakalım. He thought İstanbul is a good place to visit. İstanbul'un ziyaret etmek için güzel bir şehir olduğunu düşünüyor. Bakalım. I didn't want to leave. Çok sevdiğim için yani şehri çok sevdim. Bu yüzden gitmek istemiyorum. I went sightseeing by bus. We saw many places. Bir sürü yeri gördük. Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Taksim Meydanı. And çok eğlenceliydi. Binalar çok ilginçti. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettik. Çok beğendim. Geleneksel Türk yemeklerini tattım. Gerçekten harikaydı. Çok lezzetliydi. İstanbul'a bayıldım demiş. Hangisi doğrudur? He was never in Istanbul. Yanlış. Çünkü İstanbul'a gelmiş. He went to a winter sports center. Yanlış. Böyle bir bilgi yok. He tested English food. İngiliz yemeklerini mi tatmış? Hayır. Cevap C şıkkı. The butcher's tour was nasılmış bakalım tur. It was fun. Çok eğlenceliydi. It was fun or enjoyable. Boring, sıkıcı. Friendly, korkutucu. Scary, niye korkunç.
Uygun seçenek fun'la eş anlamlı olan enjoyable. Yedinci sorumuza bakalım. Bakalım Sue and Harry'nin ortak olduklarından bir tane bakıyoruz. Sue and Harry went fishing. Went fishing'e bakalım. Sue and Harry, they didn't go fishing. Yanlış. Didn't go hiking. Bakalım. Hiking'e bakalım. Gitmiş. Harry yine olumlu işaret. Gitmiş. B şıkkı yanlış. Took photos. İkisi de fotoğraf çekmiş mi? Bakalım. Olumsuz. Harry de olumlu. Her ikisinin birlikte yaptığı bir şey, ortak yaptığı bir şey değil. Didn't go fishing. Balığa gitmemişler. Bakalım. Su gitmemiş, Harry de gitmemiş. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Carol didn't go hiking. Carol hiç dağ yürüyüşüne gitmemiş mi? Doğru. Harry took photos. Harry fotoğraf çekmiş mi? Çekmiş. Sue played beach volleyball. Plaj voleybol oynamış mı? Evet. David didn't play beach volleyball. David oynamamış mı? Hayır, o da oynamış. Dolayısıyla bu yanlış. I went skiing last week. Geçen hafta kayak yapmaya gittim. Hangisi görselde uygun olan? They played snowball. They made a snowman. Kardan adam yapmışlar. B şıkkında kayak yapmak var. 10. soruya bakalım. Penn State nerede kalmış bakalım. Hemen cümlede nerede kaldığına bakalım. We stayed in a tent. Bir çadırda kalmışlar. Cevap B şıkkı. Pam was in last summer. Geçen yaz neredeymiş Pam? Visit my grandparents on my last holiday. They live in a village. Bir köyde imiş. Evet. Büyük annesini ve büyük babasını ziyaret etmiş bir köyde. 12. soru. Pam didn't like her last holiday. Sevmemiş mi? I enjoyed it very much. Çok benim için güzel bir farklı bir deneyimdi ve çok eğlendim demiş. A şıkkı. B şıkkı değil. Want to try diving. Böyle bir bilgi vermiş mi bize? Hayır. Yani dalmak istediğine dair. Kayak yapmayı öğrenmekle ilgili bir bilgi vermiş mi? Hayır. Burada daha çok dağda yürüdüğünü, köyde ormanlarla ormanda ve köyün yanındaki bir gölde vakit geçirdiğinden bahsetmiş. Enjoyed her last holiday. Son tatilini sevmiş mi? Evet. He on windy weather last night. It was very dangerous. Rüzgarlı bir havada dün bir şey yapmış ve bu çok tehlikeliymiş. Ne olabilir? Müze ziyareti mi? Ormanda piknik yapmak mı? Alışveriş merkezinde alışveriş yapmak mı? Hangisi? Veya yelkenliyle açılmak mı? Rüzgarlı havada tehlikeli olan açılmaktır tabii yelkenliyle. Did she work in office? Evet, bu güzel bir soru, konuyu anlamak için net olarak. Did she? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesinde fiilin birinci haline bakmamız gerekir. A şıkkında fiilin ikinci hali var. Olmaz. B şıkkında taking demiş. ing aldığı için bu şimdiki zamanla kullanılan bir takı. Came to host. D şıkkında da fiilin ikinci halini kullanmış ama C şıkkında go hiking in the mountain, dağda yürüyüşe gitmek demiş. Fiilin birinci halini kullandığı için cevap C şıkkı. Sarah, she was at home yesterday. Sarah and she was at home yesterday. Evdeydi. Went sightseeing. Evde olduğuna göre evden çıkmamıştır demektir. Doğa fotoğrafları çekmiş. Deniz kabuğu biriktirmiş veya dışarı çıkmamış. Sonraki cümlesinde evde olduğunu söylediğine göre demek ki D şıkkında dışarı çıkmamış. Asya Enkan, bakalım Asya Enkan went to Taksim Square. Bakalım gitmişler mi? Kaan gitmemiş. Went to Basilica Cistern. Bakalım. Kaan. Evet. İkisinde de olumlu işaret var. Cevap B şıkkı. Kim nereye gitmemiş bakalım. Asya didn't go to Grand Pazar. Bakalım. Evet. Asya da olumsuz işaretle. Ve Kaan gitmemişti. Fakat Kaan için böyle bir şey yazmamış. A şıkkı. Görsele uygun ifade. Ne yapıyor burada? Dalış yapıyor. Neydi? Scuba diving. Yedinci soruya bakalım. Ben'le ilgili ne söylemiş bize bakalım. Last summer my family and I were in Marmaris.
Ailemle birlikte geçen yaz Marmaris'teydim. Bir otelde kaldık 6 gün boyunca. İlk gün tatilimizin ilk gününde bir gezip görme turundaydık. We all liked in the city very much. Hepimiz şehri çok sevdik. İkinci günü ise dalış yapmayı da denedik. Onu da çok sevdim, çok eğlendim. At first, ilk başta I was worried, yani ilk başta endişeliydim. But I liked it later. Ama daha sonra sevdim. It was a great holiday for us demiş. Bizim için harika bir tatildi. Went to Marmaris on last summer holiday. Evet, en son tatilde, yaz tatilinde Marmaris'e gitmiş. Didn't enjoy his holiday. Yanlış. Zaten eğlendiğini söylüyor. It was a great holiday for us demiş. Stay in a tent. Hayır. Bir otelde kaldıklarını söylemişti 6 gün boyunca. D şıkkında didn't want to go sightseeing. Gezip görme turuna katılmak istememiş mi? Hayır. Zaten gittiklerini ve çok sevdiklerini şehri söylemiş. Cevap A. İkinci gün ne yapmışlardı? We tried diving. I enjoy it very much. Dalış yapmaya denedim ve çok sevdim demişti. Ne yapmış o zaman? Dalış yapmış. D şıkkında zaten net olarak yazmış. What did you do last summer? Geçen yaz ne yaptın? I went to seaside on my holiday. Yani deniz kıyısına gittim tabii. Görselde uygun olan zaten B şıkkı. 10. soruya bakalım. Elizabeth last summer. Elizabeth geçen yaz ne yapmış? Yelkenli veya bir bot ile açılmış. Cevap D şıkkı. Went sailing. 11. soruda pick fruits and vegetables. Meyve ve sebze toplayan kimdir? Görsellere baktığımız zaman Max 2 gün önce toplamış. B şıkkı. Learn scuba diving. Evet, tüple dalış yapmayı ya da dalış yapmayı öğrenen kim ise görsellere baktığımız zaman Sofya. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Evet, holiday ünitemizi böylelikle hız kitabımızdaki testleri çözerek bitirmiş olduk. Bir sonraki hafta yeni ünitemiz olan 8. üniteye geçeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.